Hadi kalk yerimize yatalım ya. Sabah güneş doğar olmaz. Yola çıkarız. Olur, hadi. Bir tane battaniyemiz var. Tamam canım, sen al onu. Bana da gerek yok zaten. Ay. Burada yılan falan var mıdır sence? Yani. Yani ne ya? Nasıl cevap o? Ya olabilir de, olmayabilir de. Ne bileyim hayatım, ne diyeyim yani? Yok diyebilirdim mesela. Hiç korkacağımı düşünmüyorsun değil mi? Ben şimdi ya olabilir fikriyle nasıl uyuyacağım? Sen de o zaman cevabından korktuğun sorular sorma. Faredir muhtemelen. Fare de mi vardır burada? Yoktur. Yok, ben vazgeçtim, uyumayacağım. Sabah bir kulağımı kaybetmiş, uyanmak istemiyorum, kusura bakma. Bence de uyuma zaten. Vallahi bak, bana göz kulak olmuş olursun. Bir dakika ya, niye ben uyumuyorum? Sen uyuma, sen benim başımda nöbet tut. Yavrum, teklif ilk senden gelmedi mi? Niye beni karıştırıyorsun şimdi? Nöbetleşip uyuyalım o zaman. İyi tamam, ben 4 saat uyuyorum, uyandırırsın. 4 saat mi? Ha, yeter bana 4 saat. Sana yeter de ben o arada ne yapacağım? Yani ne yaparsan yap. Yani ben... hakikaten anlamıyorum ki seni. Sen kendinle çelişiyorsun ya. Kendi dediğine muhalefetsin yani. Vazgeçtim. Önce ben uyuyacağım. Ne akıllısın sen ya. Yarın kürekleri de sen çekersin o zaman. Dinlenmiş de olacaksın. Ay kürek. Başka bir şey bildiğin yok. İyi ki iki kürek çektin ha. Ben ne anlarım kürek çekmekten? Pardon ya, doğru. Senin anladığın konular başka. Evet, şey, sorun yaratmak, dırdır yapmak, arkadan saydırmak bunlar. Tamam, tamam, uyu. 2 saat sonra uyandırırım ama. Okey. Tam böyle gözüme tut ama, tamam mı? Benim çünkü uyuyabilme ihtimalim olduğu için böyle gözüme tut onu. Pardon. Bitleneceli burada karın yaman. Tavşan değil mi o? Hayır, kuş. O nasıl kuş ya? Kulakları yamuşuyor. Dalga geçmesene. Hani uyuyacaktın hem sen? Tamam, uyuyorum. Timsah o. Köpek. Hadi be, nasıl köpek o? Öyle köpek mi olur? Bak, benim bildiğim sadece bu var bak. Bak şöyle bir şey. Işık ters şu an. Işık ters olduğu için. Panter. Ha? Bravo. Bildin. Demek ki ben harika anlatıyorum. Ben hemen anlıyorum. Evet, benim anlayışım kıt. Tamam, kabul. O kurt ya, o kurt. Onunla bir şey yok. Bildim. Bak, bir de şöyle birisi var onun ya. Şöyle, şöyle bir şey var. Şöyle. Öyle değil o. Dur bak, göstereyim sana. Şöyle miydi? Aslında ya.
bakıyor. Şunlar şöyle, şöyle değil miydi? Bunlar birbirine bakıyor. Evet, bunlar birbirine bakıyor. Tamam. Bak, hayır öyle değil o bak. Evet. Yap orada. Bayağı uluyor şu an ya. Bak, kuşu dene. Kuş, kuş ne kuş bu? Öyle, öyle değil kuş işte bu. O. Esaslı bir kuş yapmak lazım böyle. Şöyle. Şöyle. Bu daha kolay. O basit. Bu biz level ötede. Bunu da yapamıyorsun ama. Aa, bu radyo. Çalışıyor mudur? Bilmiyorum ki. Çalışıyor. Aa, Allah. Resmen keyfimiz paşada yok. Felekten bir gece mi? Evet, bak git. O. Kuş o ya, basit oldu ya. Ay, ay. Anneciğim, hadi artık biraz rahatlanma. Bak en azından tekneyle açıldıklarını öğrendik. Evet anne, muhtemelen... Tam dönecekleri sırada teknenin motorunda bir arıza oldu. Telefonun şarjı bitti. Oğlum teknede telsiz var. Telsiz de bozulmuş olabilir, değil mi? Ne yani çocuklar ya? Bunca yıl başımıza en ufak bir felaket gelmedi. Bütün felaketler bugünü mü buldu? Anneciğim, olmayacak şeyler değil. Değil mi? Yani zaten aksilik dediğin şeyler de böyle şeyler değil mi ya? Geldiğimiz üst üste gelirler anne. Hep fitnatın yüzünden kem gözü, gözü çıkasıca. Nazarı değdi bize. Sabah güneş doğar doğmaz tekneyle çıkar, arar buluruz. Oğlum ben sabaha falan bekleyemem. Polise haber verelim, gitsinler bulsunlar hemen. Anneciğim, onlara ulaşamadığımız süre çok kısa. Yani polis şu an için müdahale etmez. En az 24 saat geçmesini bekleyeceklerdir. Oha. Oh. Annen emin hanım arıyor. Alo? Merhaba, yok. Yok, yok, dönmediler daha. Bekliyoruz biz de. Hay sormayın, sormayın vallahi. 105 nabızla geziyorum ben de.
Günaydın. Günaydın. Gece çok üşüdün galiba. Dibime girmişsin. Evet ya, çok üşümüşüm. Biraz ısınayım diye öyle sokuldum. Kusura bakma rahatsızlık verdiysen. Verdim tabii de neyse. Artık şartlarda. Arıyorum o zaman ben oda servisini. Bize birer keçi sütü. Öyle kahvaltı falan. Hı? Şakalar, komiklikler. Hadi toparlanalım, gidelim. Hadi gidelim. Samanlık Seyran. Zodyak yok. Zodyak mı yok? Yanlış ya Zodyak. Nerede? Bağlayamadın değil mi? Yok ya, keçiler kemirmiş onu ya. Keçilere suç atma. Ya Özgür var ya, bazen aklım duruyor ya bunları. Ola şüphe yok zaten. Akıl etmen lazım senin oğlum ya. Artık keçi ipi mi kemirmiş, komple Zodyak mıymış bilmiyorum yani. Al işte al. Kemirmiş keçi. Bak görüyor musun? Çok sevimli hayvanlar da böyle tuhaf şeyler var işte. Senin bağladığın çözülse daha kötü. Özgür, kurtulduk. İnsanlar var. Dur bir saniye. Ne yapıyorsun? Bir bakalım kimler bunlar? Neyin nesi? Baksana adamların tiplerine. Bir emin olalım ya. Bir dur. Bir sakin. Bir izleyelim. Tam olarak ne kadar izleyelim mesela? Hayır yani. Yine son dakika dayanlarına gitmeye karar verip kaçırmayalım da adamları. Hadi gelin mi şöyle bir ufaktan böyle bir gizlen bir. Tehlikeli sular ya burası. Bir temkinli olmaya çalışıyorum. Bir saniye. Aksiyon filmini çekiyoruz ya. Ne temkini? Adamlar muhtemelen keçilerini almaya geldiler. Tamam, yine de bir ben bakalım derim ya. Ya kusura bakma. Vallahi giderler sonra kalırız burada. Pardon beyefendi. Beyefendiler. Biz kaldık. Keçiler sizin keçiler galiba. Onlar kemirdi, burada kaldı. Giderken bizi de götürebilir misiniz? Rica etsek. Özgür gel gel. Keçiler sizin değil mi? Dur. Ne yapıyorsun? Dur bak biz. Bir saniye dinle. Burada bir gece konakladık. Biz buraya Zodyak'la geldik. Zodyak'a bağlı. Vallahi doğru söylüyorsun. Keçilere bak, hiçbir şey yapmadı keçilere. Kapat çeneni. Keçilere hiçbir şey yapmadı. Keçi kemirmiş. Kefilim ben. Arayın abi bir saniye bir. Kadınların çantası falan hiç demeyeyim ben o zaman. Ay. Çok teşekkür. Oh. İnşallah canım ya. Hazırız artık. Hazırız. Baba, bu kaç mermi ya? Kafasına! Terbiyesizler! Ne oldu? Özgür! Ne oldu? Özgür! Ama canım, hiç yardımcı olmuyorsun ama sen de ya. Kusura bakma. Vallahi kaldı. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Merdivenin silahı daha ne istiyorsun? Niye vuruyorsun ya? Ne yapıyorsun yani? Biraz ya. İmdat! Kimse yok mu? İmdat! Kimse yok mu? Kurtarın bizi! İmdat! Ezgi, kulaklarım kanadı artık ama ya. Yeter ya, bu çığırtkanlık nedir? Bir bağırmayı kes artık lütfen ya. Şunu bir anla artık. Bir Allah'ın kulu yok bizi kurtarabilecek. Lütfen ya. Lütfen. Tamam. Peki. Sustum diyelim. Mesela yani. Daha iyi bir önerim var mı? Ne yapayım istersin? Hı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorsun yani, değil mi? Doğru anladım. Yani gerçekten bir planın yok. Yok. Nasıl yok? Evet ya, çok haklısın. Benim nasıl bir planım olmaz ki yani? Hakikaten ya, teknenin anahtarlarının denize atılacağını, sonra teknenin sigortalarını atacağını, sonra Zodyak'ın bozulacağını, ıssız bir adaya düşeceğimizi, rehin alınacağımızı. Ben bunları nasıl düşünemedim ki yani? Nasıl bunları düşünüp bir plan hazırlamadım ki yani? Benim nasıl bir planım olamaz ki yani? Gerçekten. Çok haklısın. Ben niye düşünemediğini biliyorum. Çünkü beyninde hep bunları tutuyorsun. Bunlar yer kaplıyor. Sen de kurtuluş planımızı düşünemiyorsun. Ezgi, bir müsaade edersen içinden bir 120 say. Lütfen bir iki dakika düşüneyim ya. İmdat! İmdat! Kimse yok mu? Yok, kopmuyor. Sürttür, sürttür. Devam et sürttürmeye. İnceldiği yerden kopacak inşallah. Ah. Sence bize ne yaparlar?
En kötü öldürürler. Ki bu çok düşük bir ihtimal. Yani adamların niye burada olduğunu falan, ne yapmaya burada gezindiklerini falan bilmiyoruz. Asla hiçbir şey görmedik yani. O yüzden bence benim fikrim yani bizi burada bu şekil bırakırlar. Bu da en iyi ihtimal. İyi ihtimaller benden hep uzak. Bir de bana diyorsun ki iyi şeyler düşün. Ne zaman iyi bir şey düşünmeye kalksam hep en kötüsü oluyor. O da yetmiyor, daha da kötüsü oluyor. Hep Ezgi'nin üzerine en kötü hikayeleri atıyorlar. Korkuyorum artık. Sonra ne olacak acaba? Ezgi, bir şey diyeceğim. Hı? Lütfen yani gerçekten sakin ol. Tamam mı? Korkma. Negatif düşünmeyi de bırak. Lütfen umutsuzluğa da kapılma. Ben sana bir şey olmasına izin vermem, tamam mı? Bana güven, lütfen. Aa, Fitnat! Sen kemirdin değil mi zodyağın ipini? Ben buradan bir çıkayım senin kemirmeni yapmazsan. Tipe bak, 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 bak. Gel de buna kıy. Bak, 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 bak. Aklıma bir şey geldi. Aldım. Fitnat gel kızım. Gel anneciğim. Gel kuzucuğum. Gel gel. Gel bak. Gel hatırlıyor musun? Dün gece sana yemek vermiştim. Hatırladın değil mi? Şimdi senden karşılığında küçük bir şey isteyeceğim. Gel. Gel anneciğim. Gel pamuğum, kuzucuğum. Bak aynı zodyan ipi gibi. Gel bunları birazcık gibi. Rica edeceğim lütfen. Hadi vallahi bak gerçekten tatları aynı. Emin olabilirsin gerçekten aynı. Sen bayağı hayvanlarla konuşuyorsun ya. Keçilere fısıldayan kadınmışım meğerse. Yani son 3 yılın bir solucanla geçti. O kadar da olsun. Hadi, hadi, hadi. Ha, kemirdi, kemirdi. Ulan vallahi de billahi de. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ulan mucize. Ulan gel lan buraya. Ulan var ya sen. Harikasın, Fitnat, harikasın. Gel bakayım. Hadi. Ne yapıyorsun lan? Uyuşturucu, uyuşturucu ticareti falan yapıyorlar değil mi? Nasıl? Tahmin ettiğimiz gibi aslında. Belki burada saklıyorlarmış demek uyuşturucu. Ya kamyonlara mı bakıyorsun? Niye bakıyorsun? Ne konuştuk? Görürsen öldürürler. Ölmek mi istiyorsun? Tamam sakin. Tamam Allah'ın seversi sakin. Tamam. Oradalar. Kaçmamız lazım buradan. Kaçalım. Ne yapalım? Zodyakları mı çalalım? Çalalım. Çalalım. Bence de şartlar müsait. Kaptan orada keçiyle ne yapıyor? Besliyor. Hadi iyi bakalım tamam. Gel. Ha öbürleri de gidiyor şu an. Kaçtık kaçtık yani. Kaçalım. Ne yapıyor onlar? Bizi mi konuşuyor ya? Bize bakıyor. Bizi işaret ediyorlar. Kesin bizim hakkımızda konuşuyorlar. Tamam bence hiç niyetlerini okumaya çalışmaya falan gerek yok. Riske girmeye de gerek yok. Şu an bence fırlayalım. Üç deyince hazır mısın? Hazırım. Hazır geldi. Önden gitmek ister misin? İstemem. Tamam o zaman üç. Yetişebilirler. Söyleyeyim. Senin kalbin temiz. Dua etmeye başlasan iyi olur. Ne olur, ne olur. Ne yaptı onlar ya? Ne yapıyor ya? Geri döndüler şu an. Saygı.
Buradayız. Buradayız. Siz onları yakalayın. Buradayız biz. Durdum vallahi durdum şu an. Oradalar. Kurtulduk. Vallahi kurtulduk da onlar. Onlar kurtulamayacak inşallah. Biz kurtulduk da onlar kurtulamayacak. Nasıl oldu biliyor musun? Yani sanki biz yavru aslanız böyle ve özgüven bir şeyler sırtlan saldıracak. Tamam falan filan sanki bizden korktu zannederken meğer arkada mamut varmış yani öyle bir şey oldu. İfadenizi de aldık. Dilediğiniz zaman gidebilirsiniz. Süper. Komutanım ben müsaadenizle bir telefon açabilir miyim? Tabii buyurun. Anneyi mi? Pardon. Efendim? Annem. Oğlum! Ay! Özgür! Ay! Abim mi? Annem biz çok iyiyiz merak etme. Neredesiniz yavrum? Ne oldu? Annem geliyoruz şimdi. Birazdan yoldayız. Etraflıca anlatacağım ben her şeyi sana gelince. Tamam? Ah, tamam çocuğum tamam. Bekliyoruz biz ya. Geliyorlar mı? Evet geliyorlar. Geliyorlar. Çok şükür. Çok sağ olun. O zaman hadi mi? Tekrar yardımlarınız için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz asıl komutanım. Hayatımızı kurtardınız. Hem de son anda. Şu kadar kalmıştı. Teşekkür ederiz. İyi günler. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. İyi günler. Resmen uyuşturucu çetesini çökerttik. Hem de emniyet uzun süredir peşlerindeymiş. Sayemizde yakalandılar artık. Gerçi sayende diyebilirim. Hakkını yemeyeyim. Kahraman gibi savaştı. Sen olmasan hiçbir şey başaramazdın da. Yani tabii polisin bizi arıyor olmasının da etkisi çok büyük oldu. Yoksa sahil güvenliği denk gelemeyebilirdik ya. Anneler çağırmıştır değil mi polisleri? Herhalde. Yani başka kim olacak onlardır. Ezgi, Cansu. Ezgi şükürler olsun. Çok korktum sana bir şey oldu diye. Abim. Deniz. Ödümüz patladı ya. Dur bakayım sana bir. Sağlamsın değil mi? Bir şeyin yok. Çok iyiyim. Çok haklısınız. Özür dilerim. Siz ne yaptınız? Niye erken geldiniz? İyi valla. Sevim teyzeler size ulaşamayınca direkt çıktık yola geldik. Sabahtan beri sizi arıyoruz. Buram façamı bozdular. Evet ne olmuş şimdi? Tamam bir de onları gör. Çok korkuttunuz bizi. Özgür. Levent. Cansu'nun erkek arkadaşıyım. Yakışır. Emin oldum. Ben de öyle. Emniyette işiniz bitti mi? Bitti. Emniyetteyiz artık. Annen delirmek üzere abi. Ya onu tahmin edebiliyorum. Adada böyle ara ara aklıma geldi. Yüzüm düştü falan. Bir an evvel geçelim de bizi bir görsün. Tamam. Ben arabayı getiriyorum. Tamam hadi bakalım delikanlı. Seninkiler de delirmek üzere asıl. Ne? Benimkilerin de mi haberi var? Ne var tabii haberi olmaz olur mu? Hatta şu anda buradalar ve Özgür'ün annesiyle beraberler. Ne? Duydun mu? Duydum. Yani düşünüyorum. Daha kötü ne olabilir diye düşündükçe daha kötüsü olduğu için artık ben düşünmeyi bıraktım. Çekiyorsun çünkü. Canım bak bence olaylar böyle sarpa sarmadan bir an önce İstanbul'a yola çıkalım bence. Ya, bu arada hakikaten yani en doğrusu bu gerçekten de. Tamam yani bence de. Hatta hiç uzatmayalım. Ayrıldık diyelim. İyi peki öyle olsun. Ha tabii bu arada umarım birbirlerine gerçekleri söylememişlerdir. Malum annem seni Serdar zannediyor. Ha evet. Yani belki de oyunumuz çoktan açığa çıktı. Çıkmasın ne olur ne olur çıkmasın ya. Nasıl bakacağız yüzlerine? Çıkmadıysa da o zaman ayrıldık deriz falan her şekilde konuyu kapatırız. Evet. Tamam hadi. Yani sen bizimle geliyorsun. Aynen sen bir gel biz senin bir ifadeni alalım. Hadi. Bitmez şu kalbimin derdi. Mahvoldum kızım ya. Geldiniz mi? Ay Özgürcüğüm, Gözün Aydın Selim. Ne zaman geldiyse hoş geldin. Nasıl merak ettik? Ay Özgürcüğüm nasılsın, iyi misin? Bir şey var mı bakayım? Ne yaptılar sana? İşkence falan yaptılar mı? Ne yaptılar, yakaladılar mı? Karakola mı götürdüler? Neler oldu? Ay nasıl merak ettik? Özgür nasıl düşündük? Anlatacağım bak sabredebilecek misin? Gerçekten hepsini anlatacağım sakince. Sakin miyiz? Tamam. Ha
Ay inanamıyorum çocuklar ya. Neler gelmiş başınıza? Film gibi ayol, film. Macera, action. Evet ya, yaşandı bitti. Daha fazla da açmayalım bu konuyu. Kapatalım artık. Evet, gerçekten. Yani hiç yaşanmamış gibi saymak en iyisi. Evet canım. Çok haklısınız çocuklar, çok haklısınız. Yani bayağı zor şeyler yaşamışsınız canım. En iyisi biz susalım. Siz dinlenin, öyle rahatlayın, tamam? Evet, gençlere tekrar geçmiş olsun diyelim. Ve biz de ufaktan kalkalım. Neden? Çünkü yolcu yolunda gerek. Evet aşkım, doğru söylüyorsun. Teyzeciğim, siz ne zaman yola çıkacaksınız? Ay yok canım, biz çıkmıyoruz. Biz burada kalıyoruz. Ah. Evet yani Sevim Hanım çok ısrar etti. İlla düğüne kalın dedi. E biz de kırmayalım dedik. Anneciğim, olur mu öyle şey? Yani hiç planda yoktunuz ya, Sevim Hanım'a rahatsızlık vermeyelim diye. Ama Ezgi'ciğim, o nasıl söz? Olur mu hiç öyle şey? Biz artık aile sayılırız. Bizim aslında size söylemek istediğimiz bir şey vardı. Onu artık söyleyelim değil mi? Ezgi çıksın evet, yani. Evet, söyleyelim. Ay yoksa evleniyor musunuz? Aa, yok artık. Gerçekten mi? Sana iyilik sağ ol. Yani zor zamanlar çiftleri birbirine yaklaştırır derler değil mi? Evet. Normalde öyle olurdu belki de biz ayrılmaya karar verdik. Ne? Hı? Hay aksi. Sakin. Sakin. Aslında şöyle oldu. Biz baktık bütün aksilikler üst üste geliyor. Galiba biz birbirimize pek uğurlu gelmedik dedik. Ve ayrılmaya karar verdik. Ama sonra bunun çok saçma olduğuna karar verip vazgeçtik. Ay. Aynen öyle. Ay tamam. Aynen öyle. Yavrum, uğursuzluğun sebebi siz değilsiniz çocuğum. Hiç siz değilsiniz. Kem gözler var, kem gözler. Ya onu diyorum işte Sevimciğim, sizin ailede diyorum annem. Kem göz var diyorum. Ay kim acaba? Evet. Kim acaba? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.